Efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yol projesi gerilimine yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama var. Şimdi detayları öğreneceğiz. Arkadaşımız Duygu Ayazbayram telefon attığımızda. Duygu, sendeyiz. Kaan, Kıbrıs'ta Yeşilat'ta bulunan Sinek Köyü'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecekler için yapılacak yol çalışmasına Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün müdahalesine MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi. MHP lideri yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarına layık oldukları cevabı veren, fütursuz engelleme girişimlerini bertaraf eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti haklıdır. Yapılan müdahale ve muameleler doğrudur. Son tahlilde desteğimiz tamdır ifadesini kullandı MHP lideri. Aynı zamanda açıklamasında Birleşmiş Milletler Rumların karanlık emellerine hizmetten Kıbrıs'ta barış ve huzurlu bozucu teşebbüslerden derhal vazgeçmelidir ifadesini de kullandı ve aksi halde sözde barış gücünün varlığı gayrimeşru sayılacak ve nitekim hiçbir saygınlığı ve bağlayıcılığı da kalmayacaktır ifadesi yer alıyor MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı yazılı açıklamada. Bahçeli, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların çiğnenmesine de göz yumulmayacaktır vurgusunu yapıyor yaptığı açıklamada. Aynı zamanda da Kıbrıs'ta bu gerginlik ortadayken ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG'li teröristlere silah eğitimi vermesi, üstelik Kamışlı terör örgütüyle ortak tatbikat düzenlemesi, sınırlarımızın mücadele alanlarına yol almış düşmanlığın ayan beyan göstergesidir ifadelerinde kullandı. Dediğimiz gibi Kıbrıs'ta Yeşilat'ta bulunan Pile Köyü'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecekler için yapılacak yol çalışmasına Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün müdahalesine MHP lideri Devlet Bahçeli'den bu şekilde tepki geldi diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım.